Burada sarı bir dikdörtgen var ve bu dikdörtgene ilişkin iki şey biliyoruz. Bu kenarın uzunluğunun 10 olduğunu biliyoruz. Ayrıca bu sarı dikdörtgenin alanının 60 birim kare olduğunu biliyoruz. Birimin ne olduğu belirtilmemiş. Sizden burada videoyu durdurup, burada gördüğünüz çevre, kenar veya alan bilgileri verilmiş olan dikdörtgenlerden hangisinin bu sarı dikdörtgenle aynı çevreye veya aynı alana sahip olduğunu düşünmenizi isteyeceğim. Şimdi videoyu durdurabilirsiniz. Bu dikdörtgenlerden hangisinin sarı olanla aynı çevreye sahip olduğunu bulmak için önce buradaki dikdörtgenlerin hepsinin çevresini bulmalıyız. Bunun alanını biliyoruz ama çevresini bilmiyoruz. Çevresini nasıl bulabiliriz? Çevreyi bulmak için kenarların uzunluğunu bilmemiz lazım, değil mi? Dikdörtgenin alanı 60 birim kare. Yani uzunluk çarpı genişlik eşittir 60. 10 çarpı burasının uzunluğu, yani 10 çarpı genişlik eşittir 60 olacak. Peki 10 çarpı kaç 60 eder? 10 kere 6 60 eder, değil mi? Bu kenarın uzunluğu 6'ymış. 10 birim çarpı 6 birim eşittir 60 birim kare. Çevresini nasıl hesaplayacağız? Bu bir dikdörtgen. Bu kenarın uzunluğu 10 ise, bu kenarın uzunluğunun da 10 olması gerektiğini biliyoruz. Genişlik burada 6, o zaman bu kenar da 6. Ve şimdi çevreyi hesaplayabiliriz. 10 artı 10 artı 6 artı 6. Bu da 32 birim eder. Bunu yazalım. Sarı dikdörtgenimizin çevresi 32. 32 birim. Şimdi diğer dikdörtgenlerin çevrelerine ve alanlarına bakalım. Buradaki leylak, yani eflatunumsu renkli bu dikdörtgenin çevresinin 34 birim olduğu bilgisi verilmiş. Bizimse alanını bulmamız gerekiyor. Alanı bulabilmemiz için sadece şeklin genişliğini bilmemiz yeterli değil. Uzunluğunu da bilmemiz gerekiyor. Peki bunu nasıl bulacağız? Çevre dikdörtgenin tüm kenarlarının toplamı. Dikdörtgenin çevresinin yarısı ne kadar olur? Bunu çizerek göstereyim, daha iyi anlayacaksınız ne demek istediğimi. Bu kenar artı bu kenar, dikdörtgenin çevresinin yarısı olur. 5 artı bir şey, çevrenin yarısına eşit olacak. Çevre 4 kenarın toplamıydı. Sadece bu iki kenarın toplamını alırsam, çevrenin yarısına, yani 17'ye eşit olacak. Peki, 5 artı ne 17'ye eşit olur? 5 artı soru işareti eşittir 17. 5 artı 12, 17'ye eşit olur. Bunu şöyle doğrulayabiliriz. 5 artı 12 eşittir 17. Ve bunu da 2 ile çarparsak, çevre uzunluğu olan 34'e ulaşırız. Peki bu şeklin alanı nedir? Alan 12 birim çarpı 5 olur. Bu şeklin alanı o zaman 60 birim kare oldu. Buraya yazalım. Alan eşittir 60. Bu dikdörtgenin alanı sarı dikdörtgenle aynı ama çevreleri farklı. Şimdi de yeşil dikdörtgene bakalım. Bu dikdörtgen aynı zamanda bir kare. Çünkü eni ve boyu aynı uzunluğa sahip. Peki karenin alanı nedir? Alanı bulmak için genişlik ve uzunluğu çarpıyorum, değil mi? 8 birim çarpı 8 birim. Alanımız bu dikdörtgenin, bu karenin alanı eşittir 64 birim kare. Peki bu yeşil karenin çevresi ne kadar? Diğer kenarların uzunluğunun da 8 birim olduğunu biliyoruz, değil mi? Hepsi birbirine eşit. Karenin çevresi 4 kere 8'e, yani 32'ye eşit. Yeşil karenin sarı dikdörtgenle çevresi aynı ama bu şekiller farklı alanlara sahipler. Geldik mavi dikdörtgene. Alan nedir? Evet, artık hesaplamaya alıştınız tahminen. 15 birim çarpı 4 birim eşittir 60 birim kare. Çevresi ne kadar? 4 artı 15'i bulup 2 ile çarpacağız. 4 artı 15, 19 eder. Çarpı 2, 38 birim. Mavi dikdörtgenin sarı dikdörtgenle alanı aynı ama çevresi farklı. Geldik en son dikdörtgenimize, yani pembe renkli olana. Alanı ne kadar?
alan 10 birim çarpı 20 birim. Yani 200 birim kare. Peki çevresi ne kadar? 10 artı 20, 30 eder. Ama bu iki kenar çevrenin sadece yarısı. Yani bu toplamı 2 ile çarpmalıyız. 30 çarpı 2 de eşittir 60. Yani pembe dikdörtgenin hem alanı hem de çevresi sarı dikdörtgenden farklı. İkisi de farklı. Buradaki 60 sayısı sizi yanıltmasın, pembenin çevresi sarının ise alanı 60. Yani bu iki dikdörtgenin çevreleri aynı değil, alanları da aynı değil.